Cezimli okumada dikkat edilecek hususlardan bir maddede, şeddeli okumada dikkat edilecek hususlarda da bir maddede dudak taliminden bahsedilmişti kısaca ve ileride bir başlık altında bu konu daha teferruatlı izah edilecek diye bu sayfaya gönderme yapmıştık. Şimdi bu sayfede dudak talimi ile ilgili prensipleri anlatıp sonra misaller üzerinde göstermeye çalışacağız. Dudaklarımız bütün harflerin dammeli hallerinde bir de vav wow harfinde ileriye doğru dam yapılıp uzatılıyordu. Yani dam zaten kelime manası olarak eklemek demek dudağa bir dudak daha nasıl eklenir? İleriye doğru sürmek suretiyle. Ve, ve, zaten vav harfiyle ince harflere vermiş olduğumuz damme sesi birbiriyle mutabık olacak demiştik. Şu şekilde ileriye doğru abartmadan, şeklinde çok ileri, mübalağa yapıp sürmeden, ileriye doğru hafifçe bir yuvarlak yapmak suretiyle dudağı ileriye doğru uzatıyoruz. Şimdi önceden bildiğimiz kural gereği dammeli hallerinde ve vav harfinde dudağı ileriye süreceğimizi biliyoruz. Peki sakin olunca ne yapacağız? Bütün sakin harflerde dudaklar makablinin yani bir önceki harfin harekesine göre şekil alacak. Şayet makabli, zammeli ise dudak ileride kalacak. Mesela ub, ut, uz, uc, uh şeklinde harfleri cezimli ama zamme bağlantılı olarak telaffuz ettiğimizde dudak gördüğünüz gibi ileride kalıyor. Birinci kuralımız bu. Burada bir istisnada bulunmak gerekiyor. İdam durumu hariç. Mabadinde yani bir sonraki harfte harekeli olan harfin içerisine katılma şeklinde bir idam söz konusu değilse kuralımız bu. Ama idam yapma durumu varsa ne türlü idam olursa olsun müduamun fih olan yani bir sonraki harekeli harfin harekesine göre duda şekil vereceğiz. İkinci kuralımız da bu. Şimdi bunu misal üzerinde görme çalışalım. Mesela İhlas suresindeki وَلَمْ يَكُلَّهُ kısmında gördüğünüz gibi وَلَمْ yekun şeklinde sakin bir nun harfi var. Sadece burayı okumuş olsaydık وَلَمْ يَكُنْ şeklinde duda de bırakmamız gerekiyordu. Niçin? Çünkü kuralımız, birinci kuralımız neydi? Bütün sakin harflerde dudaklar makablinin yani bir önceki harfin harekesine göre şekil alacaktı. Burada sakin harfimiz nun. Bir önceki makabli dediğimiz bir önceki harf ise damme hareke ile harekeli. Ku şeklinde kef harfinin dammesi var. Kun mu diyeceğiz yoksa kun diye dudağı ilerden bırakacağız. Birinci kural gereği dudağı ileride bırakmamız icap eder. Diyecekken bir bakıyoruz ki mabadinde yani sakin nundan sonra lem harfi gelmiş. Biz biliyoruz ki sakin olan nun harfinden sonra idam-ı bilavunne harflerinden birisi. Lem harfi geldiği için nun harfi lem harfinin içerisine katılacak. Kattık. Dolayısıyla müduamun fih olan yani kap hükmünde olan harekeli lem harfinin şekli burada fethadır. Harekesi fetha olduğu için dudak da geriye toplanmış vaziyettedir. Le, le derken biz dudağı ileriye sürmeyiz. Le, le olmaz. Le, le şeklinde dudak geridedir. Şimdi burada idam durumu söz konusu olduğu için dediğimiz gibi ne türlü idam olursa olsun bütün idamlarda dudaklar müdoamun fih olan sakin harften sonraki harekeli harfin harekesine göre şekil alacak. E biz şimdi burada baktığımızda lem harfinin harekesi fetha. Fethada ve kesrede biz dudakları ileriye sürmüyoruz. Öyleyse dudaklar geriye toplanmış olacak. Lem harfine bağladığımızda kul şeklinde. Kul, kul, birinci hecede dudaklar geriye toplanıp fethayı okuyacak hazır hale okuyacak şekilde hazır hale getirmek gerekiyor. Kulle kulle şeklinde. Yoksa ve lem yekullehu değil. Doğrusu ve lem yekullehu şeklinde olacak. Bir başka husus şeddeli bağlantılar da bir nevi idamdır. Zaten burada gördüğünüz... İdam-ı bilahun neden, neş'ed eden bir şeddeli lam söz konusuydu. Burada nasıl ki dudakları geriye topladık, yine aynı şekilde bütün şeddeli harflerimizde şeddenin harekesine göre dudaklara şekil vereceğiz. Şeddeyi açtığımız zaman iki tane harf meydana geliyordu. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Harekesi neyse o. Dolayısıyla birinci sakin harfi, ikinci harekeli harfin içerisine katıyoruz. Dolayısıyla misli misline bir idam söz konusu. Misliye itibariyle bir idam söz konusu. İdam misliğin oluyor. Burada ne tür idam olursa olsun dudaklar müdamun fihin harekesine göre şekil alacak demiştik. Mesela kulli derken kulli kulli derken şeddeli lam. Kulli derken bu şeddeli lamda dudağı ne yapacağız? Kulli şeklinde mi? Yoksa kulli şeklinde mi okuyacağız? Burada da yine aynı şekilde her şeddeli okuma bir idamlı okuyuştur. Veya tersi her idamlı okuma bir şeddelemektir. Aynı kural burada da geçerli. Şeddenin harekesine göre dudağa şekil veriyoruz. Kulli kulli şeklinde. Bir başka husus akla gelebilecek bu konuda. Peki iklatlarda ne yapacağız? Bir de ihfai şefeviye de ne yapacağız? İklap ve ikfa-i şefeviye dediğimiz dudak ihfasında sakin muamelesi yapacağız. Yani birinci kuralımızı işleteceğiz. Mesela Kalla layun şeklinde. Yoksa ''Leyum bezenne şeklinde dudakları geriye çekerek okumuyoruz. Hocalarımızdan bu şekilde görmüşüz. Bu şekilde uyguluyoruz ve bu şekilde okumanızı tavsiye ediyoruz. Yine aynı şekilde İhfa-i şefeviye dediğimiz dudak ihfasında da bu şekilde uygulanıyor. İnne Rabben hum bihim Doğrusu bu. Yoksa hum bihim diye duda geriye çektikten sonra tutma devam etmeyecek. Hum dudak ilerideyken tutma devam ediyor. Unneyi belli etme devam ediyor. Sonra dudakları geriye toplayıp B'yi okuyoruz. Hum bihim şeklinde. Dudak talimi açısından iklabda ve ikfai şefeviyede de birinci kuralı uyguluyoruz. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Diğer türlü uygulayanlar da var. Dolayısıyla bunu da bilelim ki Manasız münakaşalara girişmeyelim. Dudak talimi ile ilgili bu açıklamaları yaptıktan sonra örnekler üzerinde konuyu biraz daha pekiştirebiliriz.